Efendim bir de duydum Berat gecesi bazı cemaatlerde Hayrettin Karaman'ı çağırmışlar. Allah Allah. Ne bereket değil mi? <laughs> Çok bereket ya. He? Tırnak içerisinde ünlem, soru işareti, bir daha ünlem, bir daha nokta. Allah Allah. Ne bereket ya. Berat gecesi af olmayan 20 zümre var. 20, 21, 22 en fazla rivayetler. Ben size o sohbetleri yapmışım. Televizyon verecekti. Bilmiyorum verdi mi? Evvelce yaptığımda. Hadis-i şerifte, sahih hadis-i şeriflerde, sahih. Kütüb-i Sitte'de de geçiyor. Berat gecesi af olmayan kim? Yani madde çok. Feyağfirullah Teala fiyazi O gece Allah işte kelp kabilesinin, koyunlarının, keçilerinin kılları kadar berat var, af var, mağfiret var. Çok biz biz de dahil olacağız inşallah. Mağfirete. İlla kimler af olmaz diye sayıyor. İstisnalar var. Tabi bunlar şimdi dersimi bu değil. Li müşrikin bir şirk koşan. Zaten şirk koşana ne, ne demek? Onun karşılığı gavur demek yani. E onun zaten af olmayacağı belli. Değil mi şimdi? Onun berat gecesi olur mu? Müşrikten sonra kim geliyor? <laughs> Ev müşahinin. Müşahin geliyor. Müşahin diye hadis-i şerifte bir tamir var. Bu Arapça bir kelimedir. Şahna da Arapçadır. Bu kin, buğuz ve sevmemek manasına. Ha Müslümanlar arasında kin olan, husumet olan, kavgalı olan, dargın olan, selamlaşmayan falanlar olmakla beraber e, burada tabii ki işte onun için helallik almak lazım falan e, barışmak lazım küsler. Ama esas müşahinin manasını İbn-i beliler, bütün ulema, evliya, bütün kitapları ben bu kadar bu işi 30-40 sene tetebuat ettim bu. Özellikle 3 aylar şeylerine falan eskiden beri çok meraklıyımdı sohbetlerine. Ondan dolayı çok araştırmam var. Bu müşahin kelimesi manası ne biliyor musun? Kin tutan diyor. Kime kin tutan diyor? Özellikle sahabeye kin tutan diyor. Sahabeye kin tutan deyince en başta kim geliyor? Şia'yı Şenia geliyor. Şia fırkası. Çünkü bunlar sahabeyi severler mi? Evet. Sevmezler. Baş zaten belaları sahabeye buzdan geliyor. Bundan dolayı da bunlar berat gecesi af olur mu? Nerede af berat gecesi? Berat gecesi her ehli sünnet bile affolmuyor. olmuyor. Dolayısıyla şia geliyor başta. Şimdi müşahin. Öyle bir acayip bir madde ki. Mesela Hayrettin Kanaman'ın en büyük özelliği nedir? Ben Muaviye'yi sevmem diyor. Radıyallahu anh. Muaviye kim? Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınbiraderi, vahiy katibi, müminlerin dayısı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına mazhar olmuş. Tirmizi hadisinde, Ahmet İbni Anbel hadisinde Allah'u Teala ha diye Mehdiye ve Dibi hidayet bulmuş yap. Hidayete erdiren yap. Onunla kullanı yola al, hidayete getir. Allah muallimün hesab ve Ona hesap öğret, azaptan muhafaza et. Bu Ahmed bin Hanbel'de ve Tirmizi'de geçenler diyorum. Daha o İbn Asakir'e bakarsan bir ciddi hadis çıkıyor faziletinde. Zayıfları konuşmuyorum. Hani faziletli amelde menakıpta zayıf da konuşulur. Menakıpta zayıf da konuşulur ama hadis şimdi vakit yok. En sahih kaynak kütübü sitte diyorsun, tis'a diyorsun, onda işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azaptan muhafaza et diye dua ettiği, efendim cennet ehlidir diye müjdeler, daha dolu. Bu kadar şey yaptı. Sahabeden bir zat, ben onu sevmem. Ne cesaret ya, değil mi? Ne diyor Şeyh Şibli? Ma'amene bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Sahabesine tazim etmeyenin Resulullah'a imanı yoktur diyor. Bunu kim söylüyor? İmam-ı Rabbani E şimdi biz Nakşi tarikatından olacağız. On sonra ehl Sünnet'ten zaten olacağız. Sonra Müceddidiye'den olacağız. Müceddidiye İmam Rabbani'den gelen kol. Şu an Nakşibend'den çok kollar ayrılıyor. Biz nereden geliyoruz diyelim bütün Türkiye'dekiler? Süleyman Efendi cemaati de dahil olmak üzere bütün Türkiye'deki Nakşiler Müceddidiye'den geliyor. Yani İmam Rabbani'den geliyor. Bir kısmı Halidiyye'de biraz ayrılma oluyor. Sonra Halidi daha aşağıda Mevlana Halid. Şimdi Müceddidiye'den olacağız. İmam Rabbani sahabeye sevmiyorum diyenler hakkında bu kadar mektubatında Beyanlarda bulunacak, ayetlerden, hadislerden, delillerde bulunacak. En çok üzerinde durduğu şey İmam Rabbani, bu sahabe meselesi. Hal böyleyken bir tarikat değerli bir cemaat olarak Hayrettin Karaman gibi sahabeyi sevmiyorum diyen, yani sahabeyi sevmiyorum tümünü demiyor ama Muaviye'yi sevmem diyenin kaç sahabeyi sevmemiş oluyor? Muaviye Anh yanında kaç sahabe vardı? En az on bin. En az on bin. Sen ne diyorsun? Ondan sonra öbürüne bakarsan Talha Hazretleri de vardı, Zübeyir Hazretleri de vardı. Ondan sonra efendim Cemel'de Ayşe de vardı. Yani nereye gidiyor bu iş? Onun için İmam Rabbim Hazretleri diyor ki sen sahabeye Tan edersen Muavi Efendimiz'e ve arkadaşlarını Tan edersen senin taanın, tenkidin, hadislerin tümüne Kur'an'a kadar gidiyor diyor. Kur'an bile bize onlardan toplandı. Kur'an'ı musafı toplarken sahabeye sordular ayetleri. Onun için çok büyük tehlike. Ama biz anlatamıyoruz. Derdimizi anlatamıyoruz. Daha iki ay evvel Hayrettin Karaman kabir azabında, kabirde cennet, cehennem gösteriliyor, hesap var, sual var, bunlara kamera koyarlar, çekerler, gülüş duruma düşersiniz diye yazmadı mı Yeni Şafak'ta? E bu adam berat gecesi sohbete çağrılır mı ya? He? Gençler istiyormuş. E gençler kaşınıyor o zaman. Kaşınanı kaçırlar. Bidat elinden uzak durun diye sohbette konuştuk. Bir sohbet burada iki saat, üç saat deliller okuduk size, hadis i şerifler okuduk size. Bidat elinin diyor, hastalarını ziyaret etmeyin diyor, Cenazelerine şahitlik etmeyin diyor. E bu Davut hadisinde bidat eli hakkında selam vermeyin diyor, kız vermeyin diyor. Bidat eline uzak durun diyor. Koca Abdullah Efendi mübarek bir kere diyor, yüzüne bidat elini bir adamın yüzüne gülmüşüm diye diyor. 30 senedir tevkif oldum ahirette diyor. Daha yeni diyor hesaptan kurtuldum diyor. Mana alemde görenek. kim? Bunu ruhul bir an, tefsirlerde yazıyor. Ben rüyada görmedim yani. Bu kadar bu bidat ehlinden sakınmak hakkında müstakil risale yazacağım inşallah. Yani bütün delilleri koyacağım. Çünkü bidat ehli kimdir onları başa demem de şimdi. Bidat ehlinden sakınmak. Bu sakınmanın delilleri, rivayetleri ya sen ne diyorsun kardeşim ya? Öyle bir teşdit var öyle bir şey. Ahmet Nambel kaçıyordu ya. Hazreti Muavi hakkında birisi vahiy katibi değil, müminlerin dayısı değil dedi diye o adamla oturma, konuşma, selam verme, selam alma dedi. Ahmet İbni Hanbel dedi. Sen ne konuşuyorsun bir taht ehliyle dedi ya. Koca müçtehit dedi bunu. Müminlerin dayısı değilmiş. Nasıl değilmiş? Efendimizin hanımı değil mi onun kız kardeşi? Hanımı nasıl olmuyor müminlerin dayısı? Müşrik değil ki bu zat. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün müçtehitler bu meselenin üzerine duruyorlar. Sahabe meselesi. Kabir azabı mütevatir. E sen bu konuları inkar eden adamlarla fıkıh konuşmuyorum zaten. Fıkıhtakiler Allah. Onu hazırlayacak bazı hoca efendiler. Ya kadın eli tutmak el durundan bilmem ne şunlar. Falan. Onlar konuşmuyor. Yani dünya kadar helala haram, harama helal düz. Fıkıh konuşmuyorum. Bu iki konuştuğum konu itikat. Zaruriyat-ı diniyeden yani Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Allah sizi berat gecesi, ben şu sahabeleri sevmem diyen adamların sohbetine nasip etmiyorsa çok ham dedin, şükredin. Ya. Benim sohbetime geliyorsunuz diye şükredin dedim mi şimdi size? Dedin mi öyle bir şey? Bak dedi diyene Allah lanet eder. Bak bana iftira yapmayın. Bu kadar ehli sünnet ulema hoca var. Hepsinin ehli sünnet alimlerinin sohbetlerine kime gidiyorsanız Allah mübarek eylesin. Amin. Hele ki mübarek edeceğiz. Her yerde bir cemaat toplanıyor derneklerde var, var çünkü mübarek gece olduğu için. Bizim bu haftadaki sohbet herkesin günü değil ama mübarek gecelerde Türkiye'mizde birçok yerde elhamdülillah cemaat toplanıyor. Yeter ki gideceğiniz yer ehli sünnet ve cemaattan olsun. Ama sen ehli sünnet bildiğin bir tarikata, bir cemaata gidip de ehl Sünnet diye bilinen bir cemaatin konuğu da Hayrettin Karaman'sa işte yandı gülüm keten elva burada tecelli ediyor. Sorun burada. sizin de aklınıza efendim ben bu şuuru yerleştiriyorum ki artık ne kalmadı Hacı abi? Şu kalmadı. Bu cemaat ehli sünnettir diye toptancılık yapamayacak hale geldik. Yani benim Mübarek İsmaila cemaatimde bile öyle hocalar rastladık ki Mustafa Karataş'tan oturup kalkıyorlar. Rastladık mı? Ha, benim Mübarek İsmaila cemaatimde de. O zaman mevzu nereye gidiyor? Biz artık toptancı bir yaklaşımla şu cemaat ehli sünnettir bile diyemeyecek hale geldik. Ne yapacağız? Şu hocalar ehli sünnettir diyecek hale daha düşürüyoruz şeyi. Düşürmek zorunda kalıyoruz. Çünkü cemaat olarak işe baktığın zaman farklı mülazalarla, sahiplerle babamdan kalma, dedemden kalma onun hatırı var, bunun şeyi var. Eski adamımız, yaşlı hocamız benim ilahiyattan hocam benim saikleriyle şahıslara indirgediğimiz zaman yanlış insanları da ne yapabiliyorlar? Konuk çağırıp konferans verdire biliyorlar. Onun için biz artık bundan sonra şunu diyemeyiz şu efendim cemaatin konferansına kimi çağırırsa çağırsın caizdir. Diyebilir miyiz? Evet. Neye döndü? Finans kurumlarının işlerine döndü. E finans kurumlarına ilk zaman finans kurumu dedik. Sonra hocalar dediler ki bunlar bazı fetvalara uymuyor dediler. Evet. Biz ondan sonra ne demek zorunda kaldık? Artık bundan sonra finans kurumunda iş yapmak caiz mi değil mi diye sormayacaksınız. Muamelenizi soracaksınız. Şu işlemi yapmak caiz mi değil mi diye dedik. Demedik mi? Hatırlıyorsunuz? Evet. Ya şu işlemi dedik. Neden? Baktık ki toptancı zihniyetle baştan gidildi. Fakat birçok hoca efendi 25 sene evvel kuruldu bunlar ilk başında. Hoca efendiler sonra bana dediler ki vallahi bunların adı efendim işte iman, İslam, ihlas neyse ama içeride ihlas yok dediler yani. Ve burada şeratsızlık fıkha muhalefet var dediler. Fetva kurulundaki hocalar dediler. Biz de o zaman uyandık işi. Ne dedik? Artık yaptığınız muameleyi sorarsınız, sorgularsınız dedik. Şimdi de size diyoruz ki şu cemaat, bu cemaat, şurası, burası değil. Velev ki İsmaila Camii'nde olsa, velev ki Fatih Camii'nde olsa, velev ki Mevlana'nın türbesinde olsa. He? Konuşmacı kim Hacı abi? Ben şu sahabeyi sevmiyorum diyen biri ise İsa Aleyhisselam inanmıyorum diyen biri ise anladın mı? Bulunduğu yerde olması mühim mi? Adam Kabe'de sohbet yapıyor. Kabe'de orada akşam yasa arası rahle koymuşlar. Bazı hocalara izin veriliyor. O hocalar hepsi ne? Kıpkızıl Vehhabi yani. E şimdi dolayısıyla adam Kabe'de de konuşsa her Kabe'de konuş, konuşuyor. Bu Kabe'de konuştu ya bunu diye. Kabul edecek miyiz? Ha? Kabe'nin dışını bırak, içinde konuşsa, biz yine konuşanın itikadına bakarız. Tamam mı? Konuştuğu yere bakmayız. Doğru mu konuştum şimdi? Evet. Heh. O zaman, e, sizleri ben uyarıyorum, gençlerimizi de uyarıyorum. Ehli sünnet ve cemaat alimler bitmedi. Bid'at ehli hocalara lüzum bırakmadılar. Bid'at ehli birkaç kişi, e, efendim marka olmuş, meşhur olmuş, hocaların hocası olmuş diye bunlara temayül göstermesin gençlerimiz. Bereketimiz kaçtı. Bu adamların bu yanlış yunmuş itikadi yorumları ve fetvaları yüzünden ümmetimizin bereketi kaçtı. Kaçtı mı? Kaçtı. Görüyoruz işte kaçtı. Kaçtı. Neden kaçtı? Bidat elin yüzünden kaçtı. İtikadımızı bozdular Allah muhafaza Bizi şüpheye soktular. Kabir azabı sayı hadisler, Bukhari'de, ayetlerde, işaretlerde geçiyor. Ayetlerin beyanında da var. E sen burada diyor kamera koyarlar. Kamerada çıkmaz Münker Nekir meleği. Bir de cenneti gösterirler, cehennemi gösterirler diyorsunuz. Orada kamerada çıkmaz cennet, cehennem manzaraları diyor. Ya Rabbel alemin izâ mâ tehadû gümrûz <laughs> âleyhîmâ gâdû bil Bukhari'de Buhari'de hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulaklarımızla duymuştan daha çok iman ettik ya. Ya şu anda şuradaki kainat efendisi bunu buyursaydıyla bu hadisi şerifi şu anda bize intikalinde fark var mı? Yok. Kim yalan söyleyecek? Bukhari, Ebu Reyheden hadisten, sahabeden yalan ihtimali var mı ya? Yok. Sizin biriniz öldüğü zaman ebedi ahirette gideceği yer ona sabah akşam gösterilir. İmkanemine el-cennefemine el-cenne, ve inkemine el-nar femine el-nar. Cennetlikse cennet gösterilir, cehennemse cehennem. Ne zaman gösteriliyor? Her sabah akşam adam kabirde yatıyor zannediyorsun. Ruh zaten mezarda değil. Mezardaki bedendir, cesettir, un ufak parçalar. Ruh mezarda değil, mezarın kenarında duruyor. Efniyesinde, finalarında duruyor. Ama cennet ehlisi ona cennette gideceği yer gösteriliyor. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Bir insan mezarda yatıp da sabah akşam cennetteki makamını görürse bu adamdan daha mutlu kim olabilir? Bu adam ya Rabbi bir an evvel kıyamet kopsun da cennete gireyim diye dua etmez mi? E zaten hadis öyle söylüyor. Bir adama da sabah akşam cehennemde gideceği yer gösterilirse bu adama kabir azabı bile hafif gelmez mi? Çünkü neden? Önünde daha beterini gördüğü için. Rabbil hakkum ya Rabbi aman kıyameti koparma. Böyle kabirde azap çekeyim daha iyi diye demez mi? Diyor işte zaten hadis var. Hadis-i şerif var. Onun için sen bu hadis-i şerifleri kabirde kamera koyarlarsa bunlar görüntülenmez, gülerler size. Bu nasıl bir hocalıktır ya? Bir Müslümanın gayba iman diye bir şey var, Bukhari diye bir şey var, hadis diye bir şey var, Kur'an neyse sünnet odur, vahidir. Ayet vahiy olduğu gibi hadis de vahidir. Bütün ulema bunda ittifak etmiştir. Hadis-i şerifler buradakiler sahihtir, müttefekun aleyhtir. Kabir azabı mütevatirdir, müttefekun aleyh bırak mütevatir inkar eden ehli sünnetten çıkıyor. Bidat eline gidiyor yani. Ondan sonra mübarek Berat gecesinde hadi size efendim bir ayetin karaman verelim. Cık, almayız abi ya. Biz almayız ya. Hele bir de Berat gecesinde ya bir dua edeceğiz, amin diyeceğiz, kabul olunacağız. Millete takdim edilen duruma bak. Yanlış. Allah eli sünnet ve cemaata Nakşibendiye, Müceddidiye, Galidiye kollarına, Turuk Aliye'ye, meşayihımızın hürmetine bereketler vermiştir. Ve bu bereketler devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecektir. Ama kim silsilesinin büyüklerinin tembihlerine uymazsa, kim kendi silsilesini de bıraktık. Canım bu zaten şeriatın zahirinden bahsediyoruz yani. Hadisten bahsediyoruz. Ama, meşayihin bereketleri buna nispetle de deniyor. Manevi irtibatları e, söz dinlediğin sürece sana intikal eder. Eğer sen bid'at ehlinden yakınlık edersen geçmiş büyüklerinin, sadatının, meşayihinin efendim irtibatı, maneviyatı, feyiz ve berekatı kesilir. Ondan sonra bir de bakarsın suyu çekilmiş balık gibi bacak vurursun. Ben uyarıyorum bereketlerinin devamını isteyen cemaatler ehli sünnet vel cemaat usulünden ayrılmasınlar. Silsile-i izlerini takip etsinler. Kim bundan ayrılırsa babamdır, hacımdır, hocamdır, şuyumdur, buyumdur asla fayda vermeyecektir. Asla fayda vermeyecektir. Babanın kim olduğu, dedenin kim olduğu tamam mı? O evliyanın torunuyum, bu zatın eşen şu suyum, bu suyum, onun damadıyım asla fayda vermeyecektir. Bu büyükler yollarından gelene feyiz verirler. Yollarından ayrılan döllerinden gelse de feyizlerini keserler. Ben Allah için konuşuyorum. Tamam mı? Bana ne bundan diyebilirsiniz. Ama herkesi ta herkese alakadar eden konular olduğunu yarın bugün anlarsınız. Anlarsınız. Çünkü bu iş bir gevşediği zaman, bir sulandığı zaman bunun önü alınmıyor. Çünkü bidat elinden bir adam ehl sünnet gençlerin önüne sunulduğu zaman bir büyük alim diye takdim edildiği zaman Allah Allah Allah. Bidat ehli met edildi mi arş-ı ala titrer diyor. Bidat ehli met edildi mi Rabb Teala gazap eder diyor. Çünkü neden? E, Kur'an'a sünnete muhalif itikatları var bu adamların. İşte Bişr-i Merisi denen, Mu'tezile'den eden, işte bunlar hep aynı bidat ehli. O Şimdi ona mutezile demesen de o başka taraftan, o başka taraftan. Ki kabir azabının inkarda da var onların parmağı, mutezilelerin. E sen şimdi Bişri Merisi, bütün ruhul beyan tefsirinde geçiyor. Efendi Hazreti'nden kaç defa dinledim. E, ee, Evliya Allah'tan bizzat e, mana aleminde görüldü. Dediler, o Bişri Merisi çok eski adam. İmam Ahmet Nambelle falan dönem, tam tarihin için diyemeyeceğim. Ona, ona reddiye için özel kitaplar yazılmış. O adama Kur'an mahluktur dediği için. Ona ne reddiyeler yazmış yani eski ulemamız yazmışlar. Ama 200 sene, 1200 senelik işler. İlk 200'lerde bu konular. 150-200'lerin işleri. Yani kabirde tanıdığı bir zatı görüyor. Bakıyor bembeyaz. Diyor ki Efendi Hazretleri siz saçınız sakalınız ağırmadan vefat etmiştiniz. Fakat şimdi tabii ki ahiret alemi de değil, berzak aleminde beyaz ben beyaz görün yani görünüyor ona. Bunun sırrı nedir? Evladım diyor. Bişri Merisi denen bir bidat tehli bizim mezarlığa gömüldü diyor. Bizim mezarlığa gömülce bu ruhul beyan tefsirinde de var. Bütün çok kaynaklardan kaynağını gösterebilirim. Zaten benim için efendi hazretleri yetiyor kaynak olarak da ben senelerce dinledim bunu. Öyle yapardı efendinin tabiri ve şey hareketiyle. Yani Bişti merisi bizim mezarlığa gömüldü diyor. O gömüldüğü zaman cehennem ona bir gürledi. efendileri böyle yapardı. Cehennem ona bir gürledi diyor. Hepimiz kıyamet koptu zannettik. Gencecik ölenler bembeyaz olduk diyor yani. Bunu bütün ulema evliya kitaplarında bunları nakletmiş. Hurafe mi bunlar? Hurafeye ne gerek var? Ortada ayet hadis var zaten. Rüyaya ne acet var? Ortada bu kadar ayet hadis var. Hastalıklarına ziyarete gitmeyin cenazene gitmeyin. E bu Davut içinde söylüyor. Onun için bidat elinden aman, aman aman. Şirk elinden zararları fazladır, irtidad elinden zararları fazladır diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri demek da bütün ulema evliyada söylüyor. Allah Teala bizleri efendiler ulemanın meclislerinden dünyada ahirette e, mahrum eylemesin. Amin. Amin. Adetlerini ziyade eylesin mahşer sabahına kadar bir Müslüman, bir Allah diyen kalana kadar zürriyetlerimizden de kalanlar olursa Allah'ım onları da ehl sünnet alimlerden, arkadaşlardan, ihvandan mahrum eylemesin. Ayin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahibi